Gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Türkiye'den Suudi Arabistan'a devredilmesi inanılır gibi değil. Çünkü bu cinayet, bu vahşi cinayet Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde işlenmiştir. Her ne kadar Suudi Arabistan başkonsolosluğunda da işlenmiş olsa da sonuçta Türkiye'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği de Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde. Şimdi Türkiye'de bağımsız yargıdan söz edebilmek mümkün mü? Ve onun da ötesinde Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a karşı yönelttiği sözler ve bu davada sonuna kadar gidileceği sözleri yerine geri adım atması neden kaynaklanıyor? Öncelikle şunu ifade ederim ki Erdoğan'ın geri adım atmaları seçmen tabanında Erdoğan'a hiçbir şey kaybettirmiyor. Çünkü AKP tabanı bu geri adım atmalara aldırış etmiyor. O taban ideolojik olarak yaklaşıyor. Bu bir. Erdoğan da bunu bildiği için rahatça geri adım atıyor. İki. Neden Erdoğan geri adım atıyor? Çünkü Erdoğan'ın paraya ihtiyacı var. Türkiye'de enflasyon, resmi enflasyon 60'ları aşmış durumda ve bağımsız kurumlara göre %40'ları aşmış, %140'ları aşmış durumda ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomik olarak çok zor bir dönemde ama bu Erdoğan'ın çok da umurunda değil. Çünkü Erdoğan'ın yaklaşık olarak bir yıl kalmış seçimleri kazanabilmesi için paraya ihtiyacı var. Ve Suudi Arabistan'dan bu parayı alıp da bu davayı Suudi Arabistan'a devretti. iddiaları iddiaları da gündemde. Muhtemelen böyle bir şey olmuş olabilir. Tabii ki öngörü ve iddia kesin bir şey değil ama yapsa yapsa bu ancak para için yapılacak bir şey. Bugün Erdoğan var, yarın Erdoğan yok. Bir başka hükümet gelecek yaklaşık bir buçuk, bir bir buçuk yıl sonra ve bu dava tekrar Türkiye'ye alınacak Türk yargısı muhtemelen bu davayı iptal edecek çünkü hiçbir suç sonsuza kadar örtbas edilemez ve Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlettir ki gelecek hükümetle beraber Türkiye ve Suudi Arabistan ülkeleri arasında da muhtemelen bu konuda uzun yıllara yayılacak bir gerilim oluşacak. Öte yandan. Erdoğan'ın bu davayı para için seçim kazanmak için bu paraya ihtiyacı var ki iddia boyutunda söylüyoruz. Bu davayı Arabistan'a devrediyor olması aynı zamanda bir riski içeriyor. Çünkü uluslararası kamuoyunda ee, tekrar e, kamuoyundaki o, o devletler harekete geçer. Ve bu dava Türkiye'de işlenirken neden? Zaten e, davanın sorumlusu olan sanık ülkeye katil olduğu iddia edilen Suudi Arabistan'a bu davayı devrediyorsunuz. Kapatmak için mi devrediyorsunuz gibi bir söylem geliştirebilirler. Yani Türkiye zor durumda kalabilir. Bir gazeteci cinayeti işleniyor. Cinayet Türkiye sınırları içerisinde ve e, katil olduğu iddia edilen ülke ve yöneticilere, bu davayı reddetmek, davayı kapatmak anlamına gelir. Uluslararası kamuoyu yeri geldiği zaman bunun hesabını sorabilir. Öte yandan şöyle de bir komple teorisi öğretilebilir. Sadece komple teorisidir. Ee, Derin devlet bu davayı Türkiye'den Suudi Arabistan'a devrederek Erdoğan'ı kamuoyunda uluslararası kamuoyunda zor duruma düşürmeye çalışa çalışmış olabilir. Bu sadece bir komple teorisidir ama muhtemelen Erdoğan bu davayı para için devretse de uluslararası kamuoyunda zor duruma düşebilir ve öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu davanın yeni hükümetle beraber peşini bırakmayabilir. Bu da uzun yıllar süren yeni bir Türkiye Suudi Arabistan olabilir ama önemli olan e, suçun örtbas edilmemesidir.